Nasıl? Dinlenebildiniz mi çocuklar? Garfo bizi çok iyi ağırladı. Ama heyecandan pek uyuyamadık. Ay, dikkat edin. Çok feci. Oyuncaklar dünyasının kurtuluşu sizin elinizde. Biz hazırız. Sulina, Nana'nın bu yaptığımızdan haberi olması gerekmez mi? Ay, kafanın içinde saman mı var? Kaç kere söyleyeceğim? Tamam. Eğer Nana'nın buradan haberi olursa çocuklara engel olur. Ay. Bana bak Korfu. Nana buraya gelirse çocukların burada olduğunu kesinlikle söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Yola çıkmadan önce bir şeyler yiyebilir miyiz? Ah sahi, sizin insan olduğunuzu unutmuştum. Tamam. Artık gitmelisiniz. Zamanımız çok az kaldı. Tamam. Merak etmeyin. Nana ve sizin için bunu başaracağız. Kendinize çok dikkat edin, tamam mı? Bizim için yaptığınız bu kadar fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Peki ama kırmızı ormana giden yolu nasıl bulacağız? Hay aksi, doğru ya. Hadi koşun, çocuklarla sen gidiyorsun, hadi. Bizim hiçbir gücümüz kalmadı Sulina. Yine sen hepimizden daha güçlüsün. Evet. Senin gitmen en uygunu. Evet. Ben mi gideceğim onlarla? Ne yani? Dünyalı iki çocuğu tek başına mı göndereceğiz? Hı-hı. Birinin yolu göstermesi gerekir. Tamam. Ben gidiyorum onlarla. Oyuncaklar dünyası bu kadar tehlikede olmasaydı ben size sorardım ya. Bana bakın. Bize şans verin, tamam mı? İyi şanslar. Yağmur, bunu sana vermek istiyorum. Bu zorlu yolculukta ne işe yarar bilmiyorum ama yanında bulunsun. Bana hep iyi şans getirdi. Bu da benim uğurum. Senle kalmasını istiyorum. Madem herkes size şans getirmesi için en iyi uğurlarını veriyor, ben de uğurum olan bu taşı vermek istiyorum. Başka saçma sapan verecek bir şey kalmadıysa yola çıkabiliriz artık. Çok teşekkürler sevgili oyuncaklar. Ay tutunun. Böyle daha iyi. Korunaklı bir giysi işte. Hadi çocuklar, hadi yola çıkıyoruz. Güle güle. İnşallah. Sulina'nın hazırladığı bir iksir olduğu için bunlardan hangisinin Kulüne'ye iyi geleceğini bilmiyorum. Hepsini dene, olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Bilgin çok bilmiş. Hı-hı. Nana. Efendim? Yok bir şey. Söylemek istediğin bir şey mi var? Oyuncaklar da bir tuhaf. Yok bir şey. Sadece umarım başımıza gelen bu felaketten bir an önce kurtuluruz. Yoksa sen de çocukların buraya gelmesine izin vermediğim için bana kırgın mısın? Hayır. Uzun zaman insanların arasında yaşadığın için seni anlıyorum. Kulina ile birlikte elimizden geleni yapacağız. Söz veriyorum. Şoker'in söylediklerine kanıp buradan hiç ayrılmayacaktım. Her şey onun yüzünden oldu değil mi? Doğrusunu istersen bu işte benim de parmağım var. Bakma sen. Neyse de yolumuza devam edelim. Önce mola verip biraz dinlenmeliyiz. Burası Mavi Orman'ın sonu. Bundan sonra Kırmızı Orman'a giden dehlizi bulmak için bayağı yorulacağız. Ama asıl tehlike Kırmızı Orman'da. Karnınız acıktıysa şu ağaçtaki meyvelerden yiyebilirsiniz. Bir daha ne yemek yemek ne de dinlenmek için fırsatımız olmayabilir. Hadi. Gel. Hadi bakalım, gitme zamanı. Buralarda bir yerlerde gizli bir geçit olacaktı. Önce onu bulmamız lazım. İyi de nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Daha önce hiç Kırmızı Orman'a gitmedim. Ama burası Mavi Orman'ın sonu olduğuna göre beni takip edin, hadi.
neredesiniz? Orada mısınız? Evet, aşağı düştük. Ay, ne diye önlerine bakmıyorlar ki avanak bücürler. Şunları sihirle buraya getireyim bari. Ha? Bundan sonra sihir de yapamayacağım ya. Selina! 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 Bir sarmaşık bulsam, şunları çıkarsam. Şu hale bak. Başımıza gelenleri görmüyor musunuz? Bücürler, ne diye önünüze bakmıyorsunuz? Sen sanki bakmışsın. Bak işte yanımızdasın. Çok konuşma ufaklık. Buradan nasıl çıkacağız onu düşün. Sihirle ortalığı aydınlatamaz mısın? Burası çok karanlık. Olmuyor. Sihir gücü burada işlemiyor. O da ne? Ne? Gördün mü? Bak, Piero'nun uğru işe yaradı işte. Bakın şurada bir yol var. Hadi gidelim. Hadi. Hadi geliyorum. Bu mağaradan çıkmayı beceremiyoruz ki. Kırmızı ormanın açılan kapıyı nasıl bulacağız? Sizin de bu yolculuğa çıkman bir hataydı zaten. Ya yeter artık, kes söylenmeyi. Belki farkında değilsin ama sizin için kendimizi tehlikeye atıyoruz. Sense sürekli söylenip duruyorsun. İstemiyorsan geri dön. İyi, tamam. Sustuk, sus. Hadi şuradan çıkalım. Belki de buradan çıkmamız gerekmiyor. Anlamadım. Bir düşünsene. Buraya düşmeden önce bizim sizi kurtaracağımızı söylemiştin. Belki de özellikle buraya düştük. Bence de. Kırmızı ormana açılan geçit bu mağaranın içinde bir yerde. Buraya boşuna düşmedik. Olabilir. Bunu hiç düşünmemiştim. Peki o geçidi nereden bulacağız? Söylenmeye kesersen bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tamam, kestik. Bana hep aynı yerde dönüp duruyormuşuz gibi geliyor. Daha önce buradan geçmemiş miydik? Biraz daha çabuk olmalıyız. Tamam. Ah, işte iki yol. Buyurun bakalım, hangi yoldan gideceğiz? Bence bu. Bence bu. Öf, yeter artık. Kafamı karıştırdınız. Sonuçta %50 şansımız var. Hangi yolun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Bu yolun doğru olduğundan kesinlikle eminim. Ben de bu yolun. Hadi ama karar verin artık. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Evet. Şimdi bu rüzgar gününü yolun her birine tutacağım. Hangi yoldan rüzgar oluyorsa doğru yoludur. Akıllıca, aferin Yağmur. Bu dünyalı çocuklar da zehir gibi. Sen haklıymışsın Emre. Doğru yol bu. Hadi, hadi o zaman oyalanmayın. Hadi gidelim. Yanlış yoldan mı geldik acaba? Bakın bu yol kapandı. Ha? Belki de öteki yol doğruydu. Hadi. Gel, gel, gel. Gel. Burada sıkışıp kaldık. Ne yapacağız şimdi? Buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum ya. Buna bak. Burada ezileceğiz. Selina.
yaramadığını kaç kere söyleyeceğim sana. Bu duvarların yaklaşmasını engellemek imkansız. Sıkıştık kaldık burada. Bir yolda bulup buradan çıkamazsak gezileceğiz. Gelin böyle. Ay ne yapacağız? Sulina, Sulina. Sulina iyi misin? Tamam. Şimdi daha iyiyim. Hadi. Hadi yolumuza devam edelim. Bırakın bizi. Dur. Gelin böyle. Ne oldu? Onlar da kim? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Asıl siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Yakaladınız mı? Evet Yüce Kanca. Bırakın bizi gidelim. İzinsiz olarak bizim bölgemize girdiniz. Kim olduğunuzu hemen açıklayın. Oyuncaklar dünyasından geliyoruz. Ben Mavi Orman'dan Sulina. Ya. Hemen bizi bırakmalısınız. Yoksa oyuncaklar dünyası yok olacak. Demek sizler de oyuncaksınız. Aslında ben oyuncaklar dünyasının baş perisiyim. Çocuklar da insan. Dünyadan geldiler. Hayır, hayır. Duydunuz mu? Bunlar insanmış. Nihayet insanlardan intikamımı alacağım. İntikam, intikam. İntikam, intikam. 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 Ne intikamı? Delirdiniz mi, duymadınız mı? Bırakın bizi, yapacak önemli işlerimiz var. Anlamıyor musunuz? Oyuncaklar dünyası yok olmak üzere. Bırakın bizi. Ne yapacaksınız bize? Korkmayın. Lütfen bırakın. Korkmayın. Soruları biz sorarız. Götürün bunları. Nereye götürüyorsunuz bizi? Nereye? Yürü. Bırak kolumu. Gel, gel. Bırakın bizi. Olmayacak. Buradan kurtulamayacağız. Bizi durdurmanın bir yolu olmalı. Dur artık. Olmayan odaya düştünüz. Buradan kurtulamazsınız. Lütfen. Buradan çıkmak zorundayız. Oyuncaklar dünyası yok olacak. Lütfen. Oyuncaklar dünyası mı? Evet. Şu Kulina'nın baş peri olduğu eğlenceli yer mi? Artık oranın baş perisi benim. Öyle mi? Evet. Kulina'nın hatırı için bir şeyler yapabilirdim oysa. Yüzyıllar önce onu tanımıştım. Çok hoş bir hanımdı. Doğrusu ona çok benziyorsun. Şey, benim ikiz kardeşim. Onu çok ama çok severim. Lütfen bize yardım edin. Madem onun ikiz kardeşisiniz, o zaman size yardım edeceğim. Şimdi size 3 soru soracağım. Bilirseniz sizi serbest bırakacağım. O zaman başlayalım. İlk soru. Çıplak gözle görülebilen gezegen hangisidir? Uranüs. Vay vay vay. Sanırım bu kolaydı. Daha bildi. Zor bir soru. Bildi. Söyleyin bakalım. Sümüklü böceklerin kaç burnu vardır? İyi düşünün. Yanlış yanıt verirseniz sizi kurtaramam. Kaç tane olacak? Bir tanedir herhalde. Bu bir şaşırtmaca. Bir tane olsa bu soruyu sormazdı. Ben bu sorunun yanıtını biliyorum. Bir belgeselde seyretmiştim. 4 tane var. Ay dur dur. Saçmalama. 4 tane olur mu? Ay sakın söylemeyip bilemeyiz sonra. Yanıtı biliyoruz. Söyleme. 4 tane. Bu kadar akıllı çocuklar görmemiştim. Ay. Anne. Aslında hiç çocuk görmemiştim. O halde son soru geliyor. Bunu da bilirseniz kurtulacaksınız. Bari bunu da ben bileyim de karizman kurtulsun çocukların yanında. Ha? Mavi atlas, arşın yetmez. Makas kesmez, terzi biçmez. Bu ne ya? Gökyüzü tabii ki. Yol sizindir dünyalılar. Geçmeyi hak ettiniz. Yeter. Bıktım bu sevgi gösterisinden. Hadi yolumuza koyulalım hadi. Hadi.
çok yoruldum. Dinlenmek için zamanımız yok. Ama ayaklarımız koptu. Umarım dünyada her şey yolundadır. Acaba Nana bizim kopyalarımızdan şüphelenmiş midir Selina? Asıl babam burada olduğumuzu bilseydi herhalde kalp krizi geçirirdi. Hadi çocuklar, daha kırmızı ormana açılan kapıyı bile bulamadık. Biraz acele etmeliyiz. Hadi. Bakın şuradan bir kırmızı ışık sızıyor. Nerede? Galiba bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hadi gelin. Hadi. Gelin. Evet, gerçekten çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Sanırım kırmızı ormana açılan kapı burası. Sen dur, ben bir bakayım. Galiba bu kapağı sadece bir insan açabilir. Gel Yağmur. Evet çocuklar. Hadi hafta sonuna kadar hepiniz bir Türkiye haritası çizeceksiniz. Onun üzerine dağları, ovaları, nehirleri boyama kalemlerinizle belirleyeceksiniz. Ben çok sıkıldım. Hı? Oğlum delirdin mi nereye? Dersteyiz herhalde. Sen benim ne söylediğimi dinledin mi? Evet çocuklar. Hafta sonuna kadar hepiniz bir Türkiye haritası çizeceksiniz. Onun üzerine dağları, ovaları, nehirleri, boyama kalemlerinizle belirleyeceksiniz. Geç yerine, dalga mı geçiyorsun benimle? Çabuk çıkarın ödevlerinizi, kontrol edeyim. Aa, sorular çok kolaydı değil mi? Ramzeciğim bu ne demek oluyor? Nasıl yani öğretmenim? Baksana bu iki ödev de birbirinin kopyası. Yazı da senin yazın. Herhalde Emre'nin ödevini de sen yaptın. Vallahi öğretmenim, benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen nasıl pasan? Ne acayip bir yer burası. Neden hep bir şeyleri öğrenmek zorundayız? Sen de benim gibi çok sıkıldın mı? Hem de nasıl? Bir kadın geldi, bütün ders boyunca konuştu durdu. Baksana şuna. Buraya eğlenceli hale getirelim hadi. Ne oluyor bana? Ne yaptım ben böyle? Kahretsin ya. Bunu nasıl yaparsın Emre? Kaç geliyorum. Hani ödevini yapmamıştın? Nereden çıktı ödev? Benim ödevimi gizlice alıp fotokopi çektirdin. Öyle değil mi? Fotokopi ne demek? Hiç komik değil Emre, tamam mı?
Yağmur sen iyi misin? Sana ne? Kırılıyorum ama. Öf, sıkıldım senden. Sürekli tepemdesin ha. Git başımızdan. Ya ne yapalım bizi? Bir şeyin yok değil mi yavrum? Yok öğretmenim. Emre, Yağmur, odama gelin hemen. Çocuklar, neyiniz var sizin bugün? Çok garip davranıyorsunuz. Hadi, Emre'nin yaptıklarına alışığız. Ama sana ne oluyor Yağmur? Babanıza şikayet telefonları açmaktan bıktım usandım. Eyvah, baba bize yine ceza verecek. Hı? Ne yapıyorsun evladım? Ne o? Şimdi ne yaptıralım ona?